Tolgozbek.com'dan herkese merhaba. Flightradar'a bakarken çok enteresan bir trafikle karşılaştım. my MyCargo, Türk şirketine ait, e, Suudi Arabistan'da Cidde'den kalkmış İstanbul'a, Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru uçuyordu. Fakat normalde 30 binli fitlerde olması gereken uçak, işte 33, 35, 37 bin fitte olması gereken uçak sadece 10 bin fit irtifadaydı. Yani olmasından çok daha aşağıda. Normalde de işte Cidde İstanbul arası 2,5 saatlik, 3 saatlik bir uçuş tam 4,5 saatte, 4 saat 26 dakikada tamamlandı. Niye Boeing 747 çok alçaktan uçmuştu? İşte cevabı bu videoda. <laughs> Tarihler 1 Şubat 2020'yi gösterirken, Dammam'da Suudi Arabistan'ın Dammam kentinde Saudiya Suudi Arabistan, Saudi Arabistan Hava Yolları adına kiralık Türk MyCargo ACT'ye ait bir Boeing 747 kalkış için son hazırlıklarını yapıyordu. Uçak İspanya'da Zaragoza'ya gidecekti. Boeing 747 400F Freighter harfini ifade eden F harfi bir bu bir kargo uçağıydı. Tescili havacılık tabirle Tango Charlie Mike Charlie Tango olan uçak pist başına geldi. Arkasından pilotlar gaz kollarını açtı ve piste hızlanmaya başladı uçak. Fakat uçağın kesilirken pistten kuyruğu pist yüzeyine çarptı ve hasar meydana geldi. Tabi bu bilgi kokpitte pilotlara iletildi. Muhtemel hemen hava trafik kontrolüyle irtibata geçtiler. Arkasına uçak sadece 7000 fite tırmandı. Daha sonra kalkış ağırlığı uçağın yüksek, o kalktığı ağırlıkla muhtemel inişinde e, iniş takımlarına zarar verebileceği için pilotlar yeni bir planlama yaptılar. Dammam'dan Cidde'ye doğru ilerlediler. Ve yaklaşık 3 saat uçtuktan sonra Cidde'ye, Cidde, Cidde Havalimanı'na teker koydular. 1 Şubat 2020 tarihinden 6 Ocak 2021 tarihine yani yaklaşık 11 ay boyunca uçak Suudi Arabistan'da kaldı. Yapılan incelemede uçağın kuyruk bölümünde çok ciddi bir hasar meydana gelmişti. Gövdede bir yapısal hasar meydana gelmişti ve bunlarla ilgili tabi her e, uçak kırımından, kazasından sonra işte havayolu şirketi, sigorta şirketleri otururlar, bakarlar, neler yapılacak. Bu arada havayolu şirketi imalatçı şirketle temasa geçer. Çünkü imalatçı şirket bir rapor e, hazırlar ve yapılacakları belirler. Çünkü bu tür modifikasyonlar yani tamir işlemleri gerçekten çok hassas olunması gereken, belirli kuralları çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken işlemlerdir. Burada da benzer bir çalışma oldu. Sigorta şirketi, imalatçı Boeing, ACT Yolları bir çalışma gerçekleşti. Ve uçağın oradaki uçabilir hale gelinecek ön e, bakım ve arıza giderme çalışmaları gerçekleşti. Ama gördüğünüz gibi 11 aya yakın bir süre geçti. Ve sonunda uçak Cidde'den 6 Ocak 2021 tarihinde havalandı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Şimdi yapısal hasarlarda şöyle bir yol izleniyor. Normalde 0 metre irtifadan yani deniz seviyesinden 10.000 fit yani 10.000 fitte yaklaşık 3300 metre tekabül ettiğini e, farz edersek burada bu sıfırdan 3300 metreye kadar herhangi bir kabin basıncı gerekmiyor. Yani e, siz işte bir Cessna 172 gibi kabin basınç sistemi olmayan bir uçakla bu irtifaya kadar çıkabiliyorsunuz. 10.000 fitin üzerindeki irtifalarda ise uçakta normal nefes alabilmeniz, basıncı hissetmemeniz, düşen sıcaklıktan etkilenmemiz gibi gibi nedenler için bir kabin basınç sistemi oluyor. Yani bunu şöyle düşünün. Bir kutu kola düşünün. O kutu kolanın içerisindeki kola gazlı bir şekilde ve basınçlandırılmış kutunun içerisinde. Mesela i̇şte kapağını açtığın zaman pos diye patlar. Uçağın içinde de biz, burası bir konserve kutusu, bir kutu kola gibi uçağın içinde oturuyoruz. O basınç bizi ayakta tutuyor. Eğer o basınç olmasa uçağın işte gövdesiyle içi arasındaki basınç farkları nedeniyle işte ısı düşecek, basınç düşecek ve yaşanamaz bir hale gelecek veya üzerinizde özel ekipmanlar gerekecek işte e, ne yapıyor savaş uçaklarında pilotlar örneğin oksijen maskesi kullanıyorlar gibi gibi özelliklere sahip olması gerekiyor. İşte burada da uçak Boeing 747 sadece uçabilecek hale getiriliyor ve büyük bakımının yapılması veya büyük kontrollerin yapılması için uçağın bir şekilde uçabilir hale geldikten sonra ana üstüne gitmesi lazım. İşte böyle bu tür uçuşlarda da 10.000 fit irtifası geçilmiyor. İşte görüyorsunuz burada uçuşta uçak kalkıyor. İşte 10.000'in 10 birazcık üzerine çıkıyor, biraz aşağısına iniyor. Alttaki işte normal kara irtifasına göre işte 11.000'e maksimum çıkıyor, 11.500 gibi arkasından İstanbul hava sahasına giriyor ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişini gerçekleştiriyor. Şimdi uçak burada büyük bakımı tekrar yapılacak, uçağın boyanacak ve muhtemel önümüzdeki aylarda tekrar gökyüzüne dönecek, hizmet etmeye başlayacak ve uçuşlarını gerçekleştirecek. Bizim de sistemimizin yazarlarından kaptan pilot Bahadır Acuner bu kazanın hemen arkasından bazı teknik değerlendirmeler yapmıştı. Linklerin arasına açıklamalarda bırakıyorum. Daha detayını e, o kaza raporundaki videodan izleyebilirsiniz. Ama niye uçaklar kuyruk çarpıyor? Bunlarla ilgili bir iki bir şey söyleyebilirim. Birincisi uçak hızlanırken Belirli bir sürate geldiği zaman pilotlar lövyeyi çekerek uçağı pistten keserek tırmanma durumuna getiriyorlar. Burada bu nedenlerin başında yani çarpmanın başında lövyeye hızlı bir çekiş yapılması ve dik bir açının verilmesiyle uçak pistten kesilirken kuyruğunu vurarak yükselmeye başlıyor. Bunun nedenlerinden biri bu. Her uçuş öncesinde işte hava sıcaklığı, uçağın yükü, performansı, şunlar bunlar hepsi alt alta konuyor ve uçağın pistten kesileceği sürat belirleniyor, tırmanış açısı belirleniyor. Ee, burada tabii uçak kargo uçaklarında e, yükün pozisyonu değişik olabiliyor. Mesela çok büyük bir e, tek parça büyük uçağın farklı bir yerine yüklenmiş oluyor, uçağın denge noktası da kaymış oluyor. Benzer bir durum yolcu uçakları için de geçerli olabiliyor. Pilotların buna göre kumanda vermesi veya bu farklı yükleme bilgisinin de pilotlara iletilmesi gerekiyor. E bazen olmuyor bu. E veya yanlış hesaplamalar yapılıyor. Bundan dolayı da çarpmalar meydana geliyor. Keza çarpmayla ilgili işte rüzgar faktörü veya iniş sırasında uçağı son toparlayıp o palya pozisyonundayken fazla toparlamak gibi gibi nedenlerden de kuyruk çarpma olayları meydana geliyor. Kuyruk çarpması sonrasında oluşan bir yapısal hasarın Videonun başında da söylediğim gibi çok dikkatli kurallar izlenerek tamir edilmesi gerekiyor ve üreticiden onay alınması gerekiyor. Bunlarla ilgili de geçmişte olan bir kaza var. Bu kazada yine bir Boeing 747 uçağı kalkışta kuyruğunu vuruyor yıllar önce. Fakat bu e, tamirat işlemi kurallara uygun yapılmıyor. Ve yıllar sonra o kurallara uygun yapılmayan bakım yerleri, tekrar çatlıyor o böl gözüken bölge ve o parçalar ayrılıyor. Bu parçaların ayrılması sonrasında uçağın kuyruğu kopuyor ve çok ciddi bir kaza meydana geliyor. İşte havacılıkta her şeyin böyle bir klasik bir laf vardır. İşte havacılık tarihi kanla yazılmıştır gibi. Ne yazık ki kaza raporları çok önemli. Bu rapordan alınan dersler doğrultusunda bir daha bu kazalar olmasın diye hatalar ortaya konuluyor, önlemler ortaya konuyor ve havacılık otoriteleri bunları işte havayollarının, imalatçıların takip ettiklerini, neler yaptıklarını dikkatle izlemek durumunda kalıyor. Bugün bir Boeing 747'nin neden alçaktan uçtuğu konusundaki e, güncel bir gelişmeyle sizlere bilgi vermeyi hedefledim. Lütfen sorularınızı bize yorum olarak yazın veya info adresine elektronik posta gönderebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde her gün hafta içi her gün saat 19'da yeni yayınımız var. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın ki video yüklendiği zaman bu bilgi size ulaşsın. Katıl tuşuyla da isterseniz kanalımıza destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.